ayollar o'ziga aro bermasa, pardozandoz qilmasa, cho'milib turmasa, xushbo'ylik sepmasa va hokazo qilmasa, erkaklar nima qilsin deb ayollarni qoralaymiz, to'g'rimi? Masalan, internetda ham ko'rsak, ko'pgina ahlilim, ustozlarimiz ham, domlalarimiz ham ko'pimiz aynan ayollar tarafga aybni ag'daramiz. Shuning uchun ayollar tarafdan ham shunaqa savollar kelyapti endi. Nima, faqat ayollar qarash kerakmi o'ziga? Erkaklarchi? Ular xushbo'ylantirilgan, pardozandoz qilgan, yuvingan, cho'milgan, chiroyli kiyingan xotinni xohlaydi-yu, xotinlar ishidan sasib kelayotgan erni kutib olsinmi? Erlar o'ziga qaramay qo'yaversinmi degan ma'nodagi savol bu. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning emikdosh birodarlari Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu ning ayoli Al-Hakimning qizi Havla degan ayol bo'lganlar. O'sha ayol juda ham bir yomon ko'rinishda. Xaroba, nochor bir ko'rinishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollarning huzurlariga keltirdilar. Onalarimizning huzurlariga kelib shikoyat qildilar eri haqida. Kechasi namoz o'qiydi, kunduz roza tutadi, ya'ni ibodatlari zo'r Usmon ibn Maz'unni. Taqvo zo'r, ibodat zo'r, kechalari qoim, ya'ni roza kechalari doim nafl namozlar bilan tik turadi, namoz o'qiydi, kunduzi doim roza tutadi. Lekin menga qaramaydi debdi. Menga qaramaydi, shuning uchun men ham shunaqa yuribman debdi. Hali ayol kishi xaroba bir holda ekanda, abgor bir holatda ekan. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelganlarida aytibdilar. Ya Rasululloh, ana birodaringiz Usmonning ayoli Havla shunaqa deb shikoyat qildi erining ustidan. U birodaringiz qaramayotgan ekan xotiniga, o'ziga ham qaramasa ekan umuman xotin bilan ishi yo'q ekan. Desa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usmon ibn Maz'un bilan uchrashib qolgan paytlarida bir vaqt ey Usmon, bizlarga rohiblik buyurilmagan. Rohiblik degan tarku dunyochilik. Rohiblik buyurilmagan. Men senga namuna emasmanmi? Alloh nomiga qasamki, men Allohdan sizlarni eng ko'p qo'rquvchirog'ingizman. Uning hadlarini, ya'ni chegaralarini eng ko'p muhofaza qiluvchirog'ingizman dedilar. Men senga namuna emasmanmi deyaptilar. Nima dedilar keyin? Usmon ibn Maz'un, ha, siz bizga namunasiz dedilar. Jonim sizga fido bo'lsin, shunday siz bizga namunasiz dedilar. Va o'sha kundan boshlab Usmon ibn Maz'un chiroyli kiyinishni boshladi, yuvindi, cho'mildi. Haligi har kuni roza tutavermasdan kun oralatib roza tutishni boshladi. Har kuni kechasini uxlamasdan tik turishni o'rniga xotini bilan birga bo'lishni boshladi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin haligi Havla chiroyli bir kiyimlar yasangan, tusangan, kayfiyatlar chog' bo'lgan holda payg'ambarimiz sollallohu ayollarining huzurlari keldilar. Payg'ambarimiz sollallohu ayollar hayron bo'lib, "Ha, Havla, nima bo'ldi?" desalar, ta'sir qildi, yaxshi bo'ldi. Ana erim, ya'ni o'ziga qaraydigan bo'lib qoldi, o'shaning uchun meni ham kayfiyatim chog', hammasi joyida deb minnatdorchilik bildirdilar. Ha, shunaqa bo'lish kerak azizlar. Qorashda ishlayapman men deb o'shanday ichiga yotavermaslik kerak-da. Qorashda ishlaydiganlar, halol pok mehnatlaring, qo'llaring qabarib inshaalloh jannatni kasb etyapsizlar. Ammo sharoit bor cho'milishga. Qishloq joyda sharoit yo'q deyish mumkin. Yo'q, qishloq joyda ham sharoit qilsa bo'ladi. O'zi dangasalik qilsa shaharda ham sharoiti yo'q. Lekin bir oz himmat qilsachi cho'lda ham sharoit topsa bo'laveradi. Chunki mana biz O'zbekiston eng chegara hududlariga boramiz-da ish yuzasidan. Shunaqangi odamlar bor, hayron qolasiz. Chegara hududda hech narsa yo'q bo'lgan joyda uyda shunaqa sharoitlarni qilib qo'ygan. Nimaga? Chunki himmati bor, farosati bor. O'zini qadriga yetadi, oilasini qadriga yetadi. Uyni qarsillatib qurma, hammomingni qur, tahoratxonangni qur. Ba'zilarchi ahamiyat bermaydiganlar uyni qasr qilib qo'ygan, hammomi yo'q. Hadisi isitishga sharoit yo'q deydi. Choyni qanday qilib ichyapsan? Qaynatib ichyapsanmi choyni? Ha. Qanday qaynayapti? Choy qaynaganda suv isimaydimi? Bor. Ha. Ovqat pishiryapsan, sharoit bormi? Bor. Ha, suv isitishga ham sharoit bo'ladi. Faqat himmating kerak, farosatni ishlatish kerak birozgina. Inson xohlasa hamma joyda sharoitini qilsa bo'ladi inshaalloh. Ikkinchi bir misoli. Hazrat Umar radhiyallohu anhu huzurlariga bir xotin keldi. Erini boshlab ketdi.
Ya amiral mu'minin, 3 aydan beri mana o kişi bilen yaşayıpman, hiç ruhsatlık görmedim. Bu kişi fakat ibadetine var. Özlerine karamaydılar. Hiç bir sözümüz bir cüveden çıkmaydı. Muamelemiz birbirimiz gibi hemen gelişmeydi, muvaffak imez. Acilaştan başka çağrım kom yaptı, dediler. Hazreti Umar radıyallahu anh'ı yerine müdakaraldı, dedi, sen ne deysen? Ya amiral mu'minin, benim acilaş niyetim yok. Hatırım yakşı. Hamle esas söyledi. Acilaşadığın hatırım yok, dediler. Hazreti Umar'ın da karasalar, yer cüdeyem abgar halette. Saçları tozup gitken, sakalları patay buat, bir akval. Hazreti Umar ettiler ki, ayolge, sen dediler, bari bir az o zeyin işini kılıp durgun da, biraz fırsattan kin kelesen. Yerin bilen biz özümüz Allah'a da gebleşedigin gepimiz var, dediler. Hali hatın çıkıp gitti. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın sahabelerde, şakirlerde, sartalarsını aldı, abariler bunu. Hammamı abariler. Çaçını aldırırlar, tertipe kilitirirler. Çümültürüp, kilitir, minyanı bak kilitir, dediler. Aradan biraz vakti öttü. Hali yerini sartalarsını aldı, abardı. Saçlarını aldırdı, sakallarını tertipe kilitirdi. Teredi, çıroylu kuşbuyla sevdi, hammamı kalıp çümültürdü. Yengi libaslarını giydirip koydu. Kim ap gelişti. Ap geliyor da legi biraz fırsat ötkenlerdeki ayağlayan kırıp geldi. Kırıp geliyor da Hazreti Umar radıyallahu anh'u bana o yeriyim buladı, kursattılar. Legal bunda karab türlerdi, yeri hayran kalıp yamir-i müminin acil yaşadığı yerim yok bu oldu, yemin yaşayayım ben deyip kaldı. Kim Hazreti Umar radıyallahu anh'u oldu tamam. Yer yaşadığın bu senin cüdeyim yaşlı. Bir yerde yaşaylar, ittifak boruyorlar, mehirli akıbatlı boruyorlar, koşa hayırlar dediğin manada dua kıldılar. Onların kuzat koyu geldilerden ki sahabilerine karate eti yaptılar. Sizler ailelerinizi, yani ayarlarınızı yakşı ve pakize kiyinip, sizin kutup alışlarını sevgeniniz gibi, onlar hem sizin yakşı ve pakize kiyinlerinizden zavuk aradılar. Sizlerin yasenge bir halde görüşünü isteydiler, dediler. Anam, azizler. Ha. Bizim nefsimiz, ha. Bizim talebimiz, bizim ihtiyaçlarımız, hakışlarımız, isteklerimiz bulgeni gibi, ahli ayollarımız diyeyim, istekleri var, hakışları var. İşten çerçep geliyip ben deyip, tirini hidi bilen, karamoy bilen, yatara versek, o biçara cöğünü bir gün yuvadı, 2 gün yuvadı, 3 gün yuvadı, bana o ayol koşup 3 ay sabır kıladı. Kine ağır şikayet kıladı da kine. Ya fakat biz karışımız gerek mi uzumuz? Ya bu yer canavar kara mıydı bu? Yer canavar yürü uğruş gerek mi şundan açan? Ne kıymaz azizler. Şunun için mumun Müslüman kişi, hususen ibadetli adam, tez tez çömülüp duruşu, tırnağa karışı, saç sakalıya karışı, tertipe keltirişi. Yani Peygamberin zili sıratı olsun etkenlerdi ki, mumun kişi, insanların içinde huddu yüzdeki güzel bir halga uçak duruş gerek. İnsanların en güzel cöyü yüzü buladı. Yüzünün en güzel cöyü halı buladı. Mumun kişi huddu düşünüyor buluş gerek. İnsanların en güzeli olsun. Güzellerin içinde acelelip dursun. Allah bergen hılkat, o hılkat, onu uzgartır olmayız. Mesela rengiz kara olsa akartır olmayız. Boyuz pestek olsa uzun bol olmayız. Ya ki tuğman agram olsa tüzel olmayız. Ama çömel iş koruyuzdan keledik o. Kuşboylukla sürtüş koruyuzdan keledik o. Çıraylı libas giyiş koruyuzdan keledik o. Yenge libas giymeseyiz de yuvup şunu tazalap, dazmarlap giyiş koruyuzdan keledik o. Kolumdan kemiydi diyotkenlerini toyda kurganmız. Vilayetlerde buladı. 25 kekir üylengen olsa 25 yıldan beri su kurmagan, toy kunu da çömülüp, abbah güylettik yiyip gelistik de kvaladı yani. Haligini boynuna şuna kan gelistik yarışadı. Yendi toy kunu onu atoyun kunu oynaştı kursa hiç. Ha bularakken. Ne demek bu meydiysen? Çömülse bularakken mi? Kim kiyseyen borarken mi? Hatta gel süt takseyen borarken. Bu kesim şimdilerini karangunu. Bay 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 bay. Biz onların üstünden kılmak için yemez miyiz? Ha o şey toy kunu kiyedigen derseyini toyga çiğeyem kiyeyim. Toydan kiyinem kiyin şunu fakat toy kunu güne kiyip olmasından. Ha cümege kiyip çık hiç olmasa. Ha 5 mahal namazge taza kiyin miysem hiç olmasa. Ha. Şunun için ibadetli adamlar sessiz miydi? Çünkü öyle 5 günde, bir günde kâmede 5 mahal taharat alırdı. Kâmede 1 haftada 1 mahalde cümlege gusül kılardı. Asasen bunlarsa ibadet kımaydığı adamlarla bulardı.
ibodat qilmaydigan odamlar tahoratni bilmaydi. Tasavvur qiling, siz mashina tuzatuvchisiz, qo'lingiz moy, lekin namozxonsiz. Nima qilish kerak? Qo'ldagi tirnoqni ostidagi moylarni ketkazmaguningizgacha tahoratingiz tahorat bo'lmaydi, g'usulingiz g'usul bo'lmaydi. Majbursiz, bo'yoqchi bo'lsangiz ham uni rosa ketkazib, keyin tahorat olasiz. Ha, demak, toza yurasiz. Ammo benamoz bo'lsa-chi? Nima bo'pti kiraskaga yuqqan bo'lsa? Benamozga nima farqi bor? Moy bo'lib ketgan bo'lsa nima farqi bor unga? Chunki g'usul qilmaydi u. Chunki u tahorat qilmaydi. Unga shart emas u narsa. Asosan demak bu yerda shikoyat o'sha namoz o'qimaydiganlar, tahorat va g'uslni bilmaydiganlarning ustidan tushyapti. Ba'zi namozxon ayollarning eri shunaqada, ming afsuski. Bechora ayol namozxon, pokiza, ibodatli, er tushmagur jonivor haligida endi. Nima qilsin endi? Endi undan ham battarini aytib beraymi, ayollarda nima shikoyat tushyapti? Ba'zi bir ibodatlilar ham nasvoy o'tib oladiganlar bor ekan. Bir kunda 10 marta g'usul qilsa ham nasvoy ketmaydi. Badan badaniga singib ketgan. Sigaret chekadiganlar bor ekan. Bularning xotiniga endi Alloh sabr bersin. Bir umr shu sassiq bilan yotadi. Sigaret chekadi, zivachka chekadi. O'zicha hidi yo'q bo'ldi deb o'ylaydi. U o'zi uchun yo'q bo'lgan bo'ladi. Masalan, siz chekmaydigan odam 4 soatdan beri sigaret chekmagan, zivachka chekmagan, ovqat yegan, boshqa narsa yegan, shuni oldida turganda baribir sigaret hidini sezasiz. İç-içidan, vücudidan sigaret hidi kelib turaveradi. Endi u bilan yotayotgan xotin nima qiladi bechora? Noskashni qarang. Bir kecha kunduzdan beri nos chekmagan bo'lsa ham, cho'milib g'usl qilsa ham, zivachka chekinib, nima yegan bo'lsa ham, vujudidan nos hidi kelib turadi. U bechoraning xotini nima qiladi endi? Ming afsuski, namozxonlarni ham ichida ana shunday nos chekadiganlar va tamaki chekadiganlar borki, Alloh ularning juft halollariga sabr bersin deymiz, nima qilamiz endi? Bularni gapiryapmiz, gapiryapmiz, alhamdulillah ko'pchiligi tashabam yubordi. Tashay olmaydiganlari nima qilyapti? Shu domlalaring ham ishib olgani shu ekanda. Shu masaladan boshqa narsa yo'qmi? Jihodni gapirmaydimi? Suriyada musulmonlar o'lib yotibdi, uni gapirmaydimi? Palonchida piston bo'yapti, domlalaring nosni gapiraveradi. Nimaga? Chunki u jihodga chorlanmaydi-da, degan bahonani qilishyapti. O'sha jihodga chorlayotganlarning aksari chilim chekadi. Aksari qoradori ham chekadi. Shuning uchun bu so'zlarimiz ularga yoqmaydi. Sigaretni tashlagandan ko'ra jihodga borish ular uchun osonroqdi. Chunki sigaret nafsga qarshi jihod. Nafsga qarshi jihoddan ko'ra ochiq oydin ko'rinib turgan aytdagi bitta musulmonni kofirga chiqarib unga qarshi jihod qilish osondi. Shuning uchun shu gaplarimiz yoqmaydi ularga. Nafsingga qarshi kurash. Avval o'zingdagi illatni yo'qot desang, yo'q deydi. Men o'zimdagi illatni bas. Men ana uni yo'qotaman deydi. Uni yo'qotish oson narsa. Sen avval o'zingni isloq qil. Ha, o'zini isloq qilish og'ir narsa. Har kimga ham yo'qavermaydi. Shuning uchun iltimos qilamizki, ibodatli birodarlar, dindosh qardoshlar, og'ir botmasin. Ahli ayollaringni ham o'ylanglar, farzand zurriyotlarini ham o'ylanglar. Sizlardan borayotgan o'sha qo'lon sahidlar farzandlarga salbiy ta'sir qiladi. Ularni zaharlaydi. Ahli ayollaringni ham zaharlaydi va salbiy ta'sir qiladi.